Türkiye'de seküler cumhuriyetin kurucularıyla birlikte dini bütün hassasiyetlere savaş açıldı. Toplum dinsizleştirilmeye, laikleştirilmeye çalışıldı. Bu işin belki görsel boyutunu, belki şiarsal boyutunun en büyük kısmını Müslüman bayanın tesettürü oluşturuyordu. Bununla büyük bir savaşın içerisine girdiler. O yıllarda 1930'larda işte Trabzon'dan başlayarak çarşafla mücadele falan edildi. Artık kültürel olarak gazeteleriyle, filmleriyle, dergileriyle, radyolarıyla, sinemalarıyla vesaire hep çıplaklık üzerinde temalar oluşturuldu. Bunun üzerine çalışıldı ve dezenformasyonlarla Müslüman bayanlar, Müslüman bacılar kendi örtülerinden koparılmaya çalışıldı. Yer yer de baskılar uygulandı bu noktada. Daha sonra 12 Eylül darbesini hatırlıyoruz. O 12 Eylül 1980 darbesiyle beraber askeri juntanın başa gelmesiyle birlikte tekrar alevlendi başörtüsü düşmanlığı. Tekrar Müslüman bayanlara birçok noktada alanlar daraltıldı yani. Hileler yapıldı. Mesela benim hatırladığım kadarıyla Elazığ'ın Palo ilçesi çarşaf noktasında çok ileri düzeyde bir ilçe. Şeyh Said'in orada etkisi vardır. Değişik İslami yapıların etkisi var idi. Palo'lu bayanlar çarşaflıydılar. Kenan Evren sırf onu biraz gevşetmek adına oraya manto kampanyası başlatmıştı. Hatırlıyorum çocuk olmama rağmen. Bunlar hepsi işte bir parça kopartıla tesettüründen uzaklaştırılmaya çalıştılar Müslüman bayanları. Fakat iş 28 Şubat postmodern darbesine gelip dayandığında artık bu zulümvari tutumlar ortaya çıktı ve ayyuka çıktı. 28 Şubat döneminde Batı çalışma gruplarını hatırlıyoruz. Gerçekten İslam'ın bütün şiarlarına üst seviyeden savaş açmış bir zihniyeti görüyoruz. Ordu zihniyetini görüyoruz ve yönetim zihniyetini görüyoruz Türkiye'de. O günlerde kardeşlerimiz üniversite kapılarından itildiler, kakıldılar, dövüldüler, ağızları bantlandı. Gerçekten okullarından kovuldular, ikna odaları kuruldu, ikna odalarına alındılar. Çeşitli psikolojik baskı, maddi baskılar uygulandı. Geçmişte 28 Şubat süreçlerinde yaşadığımız olayların aynısını yaşamamak için hiçbir neden yoktur. Yani tekrar yaşatırlar. Bundan dolayı yani güçlü bir yüzdelikle iş başına gelecek olan AK Parti'nin sorumluluğu artmıştır. Başörtüsü meselesi noktasında zaten büyük ihtimalle yeni bir anayasanın ihdas edilmesi söz konusu ve gündemdedir. Artık bir referandumla belki bu anayasayı değiştirme yoluna gideceklerdir. Kesinlikle bunların içerisinde tesettüre çağrı platform başkanı olarak başörtüsünün anayasal güvence altına alınması maddeler halinde isteğimizdir. Yani bunu